Yani buraya çıkmak için Kadir falan böyle çıkardı işte. Kadir Kelleci gibi, Ahmet gibi çıktım valla. Bakın bir tane daha. Merhaba arkadaşlar. Evet, ben bugün Dalaman'dayım. Dalaman Hilton'dayım, Sarıgerme'de. Biliyorsunuz burada 1,5 ay önce falan bir kamp yapmıştık. Triatlon kampı. Aynı zamanda Sports Weekend'di burada. Ve biliyorsunuz burası zaten sporcu dostu bir otel. Canavar gibi böyle havuzları var falan filan derken burada Şirinler de burada. Şimdi bakın Shimano da geldi ve Shimano burada yaklaşık bir aydır elektrik bisikletleri test ettiriyor. Ve ben de hazır bu tarafa gelmişken ben de bir test edeyim dedim. Şimdi onlarla biraz turlayacağız. Biraz elektrikli bisiklete binelim. O elektrikli bisikletin mantığını da biraz anlatmak istiyorum size çünkü. Herkes şey sanıyor. Abi tuşa basıyorsan elektrikli bisiklet gidiyor. Değil. Seni de çevirmen gerekiyor. Neyse onu biraz sonra anlatırız. Hadi bakalım. Ve Shimano burada. Bakın 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 şuraya bakın bakın. Bisikletlere bakın. Shimano'nun burada bir de böyle bir karavanı var arkadaşlar. Bunu böyle bir sürü yarışlarda falan göreceksiniz. Böyle. Ne yapıyorsunuz? Hazır mısın? Hazırız. Biraz bisikletle gezelim. Ne haber abi? İyi abi, sizler. İyi. Ne yapacağız şimdi? Bisikletle gezeceğiz. Dalaman'dayız. Dalaman'da. Hilton'dayız. Burada güzel bir hazır bisikletlerimiz burada. Her şey burada. Biraz sen buradasın, ben buradayım. Keyif yapalım. Biraz keyif yapalım. Aynen. Ne yapıyorsunuz abi burada? Biz abi tur yapıyoruz, bisiklet kiraya veriyoruz. Bisiklet test ettiriyoruz, e-bike'ları. Elektrik destekli bisikletleri test ettiriyoruz. Bu şekilde keyifli, gayet keyifli oteldeyiz. İzlenimler nasıl peki? Sevdin mi herkes? Çok iyi. Değil çok mi? İzlenimler çok iyi. Tabii insanın kafasında şöyle bir şey vardı. Elektrikli bisiklet, bir gaz kolu var. Gaz kolundan böyle gaz verip gidiyorsunuz diye bir düşünceleri vardı. Onu biz burada ciddi oranda kırdık. Yani insanlar artık elektrikli bisikletin ne olduğunu çok insan anlamış oldu. Burada aynen test edenler ve bizimle tura çıkanlardı. Tabii burada test etmek farklı bir şey. Parkura test etmek bambaşka bir şey. O yönden de çok iyi dönüşler aldık şimdiye kadar. Şimdi parkura gideceğiz. Evet, şimdi parkura gideceğiz. Seni test edeceksin. Hadi bakalım. Senden de geri dönüş alacağız. Geri döneceğim ben. Evet, size. Evet. Döneceğim ben size. Tamam, bekleriz. Bakın işte canavarlar da burada arkadaşlar. Bakın burada BTB'ler. Bu elektrikli değil ha, yanlış anlamışsın. Bunu baya baya ben çeviriyorum. Bak bak şuraya bak, Nirvana. Sürüşümüze başladık arkadaşlar. Şu anda ilk turumuzu otelin içinden yapıyoruz. Hem de böylelikle otelde bir görmüş olun. Şu anda gerçekten çevirmiyormuşum gibi. 25'te gidiyoruz. Aa bu da mı iyi bak? Ya bunlar da iyi bak ha. Şimdi buradan parkura doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biraz hoplayacağız, zıplayacağız orada. Yaklaşık 1 saatlik bir turumuz var.
kuma girdik. Şimdi eğlence başlıyor. Burası arkadaşlar Dalaman Hilton'un arazisi yine. Bu bölümde golf sahaları falan yapılacakmış. İleriki zamanlarda. Biraz tırmalım diyeceğim de alet kendi çıkıyor valla. Oh. Evet, şu anda normalde tırmanış yapıyoruz arkadaşlar. Ama bayağı fırt fırt gidiyor valla. Buradan modunu değiştiriyorsunuz. Mesela şu anda trail aldım ben. Buraya basınca da boost oluyor. Boost olunca direkt zıt gidiyor. Biz yine trail alalım. İnelim. Burada bu maşayı kilitleme falan hangisinde ya? Maşayı kilitleme falan nerede ki burada? İttirince kilitleniyor mu? İttirince kilitleniyor. Şu anda kilitlendi. Basınca... Ha, tamam. Evet, burada yine viteslerle oynuyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Yokuş çıkarken vitesi küçültüyorsunuz. Ama motor şu anda bana destek veriyor tırmanırken özellikle. Mesela şu anda çok rahat çıkıyorum işte. MTB'de falan bu elektrikli bisikletin en güzel şeyi, e-bike'ın en güzel özelliği işte. Çok rahat tırmanış yapıp inişe de geçebiliyorsunuz. Evet, yaklaşık 3,5 kilometre oldu. Mis gibi geliyoruz vallahi. Otel ta orada kaldı. 3 kilometre ne ara geldik lan? MTB ile 3,5 kilometreyi ya ne 10 dakikada geldik yani. Ki bayağı eğimli meyimli tırmanıştı. Zırt diye geçiyor valla. Hadi bakalım o zaman devam. Evet, yine bir tırmanış. Çok iyi lan. Vallahi iniş yaparmış gibi tırmanabiliyorsun bunda. 25'te tırmanıyorsun işte.
Bakın burada böyle değişik rotalar da var, belirtmişler. Size yolu gösteriyor. Bakın burada bisikletçiler için çöp tenekeleri var arkadaşlar. Giderken bir şey atabilirsiniz diye yamuk duruyor. Şimdi şu evlerin o tarafa çıkacağız arkadaşlar. Ona. Evet, şu anda karşıdan rüzgar geliyor. Biz çok rahat 29'dan gidebiliyoruz böyle. Evet, böyle. Bak ne güzel bir tırmanış var önümüzde arkadaşlar. Şu anda 15'te gidiyoruz mesela. Hala 15. Çok komik oğlum bu. Aa, 16 ile yokuş çıktık. Şu anda son vitesi almadım bile arkadaşlar. Çok kadans oluyor. Süper oldu. Bu keyfi hepiniz yaşamalısınız arkadaşlar. Yani bunu ne kadar anlatsam da o bir bayvukan bindir falan diyeceksiniz. Ama mutlaka bir yerlerde görürseniz test edin. Şu anda ben bayağı sürüyorum da. Ama şöyle bir durum var. Yani buraya çıkmak için
Ya Kadir falan böyle çıkardı işte. Kadir Kelleci gibi, Ahmet gibi çıktım valla. Bakın bir tane daha. Dörtte çıkıyoruz şu anda arkadaşlar. Bu arada ön başıyı da kitlemeyi unutmuşum. Güç kaybı oldu muhtemelen. Ama hiç hissetmedik. Arkadaşlar bakın. Biraz önce tam şuradaydık. Şu tabela şey var ya, sarı germe şeyi. Orada dedim size yukarı çıkıyoruz diye. Yani 5 dakika mı 8 dakika mı ne? Geldik, bayağı irtifa aldık. Süper vallahi ya. Burada işte dediğim gibi, bunun en güzel özelliği işte bu tür bisikletlerde sana yardımcı olması, yokuşları rahat olarak rahatça çıkman. Yani yürüyelim içelim ya. Kadir Kelleci gibi çıkıyorum işte buralara. Nerede? Öyle diyeyim sana. Hemen suyumuzu da içelim burada. Kutlamamızı da yapalım. Oh. En son 7-8 sene önce İstanbul'da Büyükada'da bilenler bilir. Ayol yokuşu var. Ha. O zamanlar sürekli spor yapıyordum. O yokuşu böyle 10 kişi falandık. Bir tek ben tırmanabilmiştim ama böyle yarım aşağıda bırakmıştım, hissetmiştim yani. Bundan daha uzun. Aynen. Şu anda regular spor yapmayan biri olarak buraya böyle sağ salim çıkabilmek muhteşem bir şey. Anladım. Bir de bunu, ağırlığı var bir de aynı zamanda. Evet, bu bisikletler yol bisikleti gibi değil. Değil tabii. Ağır. Ona rağmen çıkıyoruz. Aynen. Aynen. Yani dediğim gibi biz bu kadar ne kadar anlatsak da boş. Test. Mutlaka test edin. Bir yerlerde gidin. Shimano'nun zaten sayfasında da görürsünüz. Bir yerlerde test olanağı oluyor. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuz değil mi? Shimano servis center'ların hepsinde test olanağı oluyor. Ha. Evet. Onun için. En azından o var. Onun dışında işte Grand Fondo yarışlarında muhakkak test bisikletleri oluyor. Bizim yani Shimano'nun katıldığı tüm etkinliklerde muhakkak e-bike'lar test amaçlı oluyor. Yine de test edecek bir yer bulamazlarsa sosyal medya hesabından Shimano Türkiye'de irtibat kurusunlar. Biz onları yönlendiririz. Aynen. Mutlaka edin. Yani dediğim gibi çok güzel sürmesi, o deneyimi mutlaka yaşamalısınız. Yani bu şey değil ki, yani ben de ileriki zamanlarda bir tane e-bike mi yapsam ya? Vallahi artık. Ya çünkü sabah antrenmanını yaparım. Normal zamanda da e-bike'la bir yerlere gidip gelirsin yani. Çünkü İstanbul'da araba kullanmak da kabus. Kesinlikle. Bence bir e-bike işine girmek lazım ya. Keyifli yani. Yani Shimano. Keyifli. Öyle mi? Yani cep telefonu gibi bence sürekli yanımıza taşıyabiliriz. Ya yani diğer bisikletimiz olsa da bir tane evde olması gereken. Tabii. Yani sporcular için de böyle. Özellikle bir de şöyle bir durum var. Kilo vermek istiyorsanız da bu 10 numara. Şimdi diyeceksiniz abi hiç sürmüyor musun? Sürmüyorsun. Bunda çok enerjisi. Ya şu anda biraz terledim tabii. Öyle bir durum var. Çünkü şöyle bir durum var. Sürekli zone 2'desiniz arkadaşlar. Sürekli yağ yakım bölümündesiniz. Bu kadar tırmanmadığınızda o bölgeyi çok geçmiyorsunuz. Açıkçası ve bu da işte yağ yakımını hızlandırıyor. Hadi şimdi inelim. Hadi bakalım. Peki işte bunun keyifli zamanı bu. Bunun için bu kadar tırmandık. Hadi bakalım. Evet, bir de burada disk fren olduğu için zırt diye duruyor. Ben alışık değilim böyle. Valla çok iyi be.
yine bir tırmanış. Hiç efor sarf etmeden şu anda 16 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Tabii bu elektrikli bisikletlerde şöyle durum arkadaşlar. Belli bir hıza geldikten sonra o desteği kesiyor. Yani 40 ile gidersen gidemiyorsun. Senin kendin çevirmen gerekiyor 40 ile giderken. Tabii yokuş aşağı değil. Şu anda 60, 40, şu anda 50 ile gidiyoruz mesela. Buradan bütün modları da değiştirebiliyorsunuz. Şu anda mesela kapattım. Yani pil harcamıyor. Ve ben kendim çeviriyorum. Eco modu aldım. Bakın. Hop, trail modu aldım. Ve şimdi biraz sonra da şu düzlüğe geleyim. Boost'u alacağım. Hemen boost'u aldım. Bakın nasıl fark ediyor. Ben aynı çeviriyorum şu anda. Bir anda hızlanıyor. Bisiklette yokuş gelse de tırmansam diyorsun ya. Açık. Geçmiş yaptık herhalde, gittik herhalde. Ha ha ha.
Evet, o başka yol yok zaten. Buradan da bak çat çat atıyor. Harika bir turdu gerçekten. Ya bu MTB zaten çok keyifli. Bu e-bike'la birleşince bambaşka bir keyif oluyor. Yani o hep çıkıp inmek istediğin yerlere çok rahat çıkıyorsun. Bu kadar basit. Vallahi çok eğlenceliydi. Değil mi? Ne kadar oldu? 1 saat 10 dakika. 15 dakika. 23 kilometre. 25 mi? 25 benim. Şuradan bakalım. Ben biraz geç başlattım. Onları Garmin'dir. Evet. Şimdi benim yüzme antrenmanı zamanı. MTB'mize bindik. Bisiklet antrenmanı da yaptım. Sabah koşmuş oldum. Şimdi biraz yüzeyim. Evet. Şimdi bu Shimano'nun daha nerelerde olacak şu canavar? En yakında neresi var? İstanbul Triathlon'u var. Hı hı. Evet, İstanbul Triathlon'u. Ondan hemen önce İzmir Grand Fondo var. Evet. Eylül'ün kaptı. Sonraki hafta İstanbul Triathlon'u var. Burada neler bulabilecek arkadaşlar? Şimdi burada şimdi bir kere test bisikletleri var. Onda teknik servis var biliyorsunuz. Yarışa katılacak olan arkadaşların son bakımların eksiklerini gideriyoruz. Bütün teknik servisi burada yapabilecekler. Evet, onun dışında işte Motorex'le birlikte bir yıkama istasyonumuz var. Hızlı bir yıkama orada yapıyoruz. Aha. Bir de servis santraller yanımızda oluyor. Son dakikada işte bisikletle alakalı işte yoksa zincir değişecek, baltası değişecek, aynen, elcik sarılacak. Kaskını unutmuş, ayakkabısı yanında değil ya da daha iyi bir ayakkabı istiyor Shimano. O zaman oradan satın da alabiliyor. Süper. Yani. Aslında yani artık dükkanla beraber geziyorsunuz. Evet. Yani. Aslında bisikletlerini gelsinler. Evet, önce İzmir Grand Fondo'dayız arkadaşlar. Evet. Orada ben de olacağım. Kısa parkurda olacağım. Bam bam bam. Ama bugünlük bu kadar. Hadi. Yarın görüşürüz.